Evet, canım arkadaşlarım. Hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hocam. Matematik kanalındasınız. hepiniz hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki hocam, nerede kaldık biz? Hocam, kesir problemleri kazanım bakışa geçtik. Barış Yayınları video ders kitabımızdan işlediğimiz... ...ve bu kitaptan devam ettirdiğimiz kampımızda... ...kesir problemleri kazanım bakıştayız efendim. Şimdi bugün seninle birlikte... 160 ve 161. sayfalardaki e, kısımları işleyeceğiz. Kesir problemlerini anlatacağız. Karşına gelebilecek e, problemlerde sorun yaşamaman için kesir problemlerine bir temel atacağız açıkçası. Daha sonrasında da peki ÖSYM bunları nasıl sorardı? ÖSYM olsa... Nasıl davranırdı bu sorulara? Hemen kesir problemleriyle alakalı da sorular çözeceğiz. Ve burada da karşımıza 3 sayfa çıkıyor. 164. sayfada da kesir problemlerini bitirmiş olacağız. Yani toplam 5 sayfalık bir konu olacak bizim için kesir problemleri. Kitabı beğendiysen böyle şekli, şemali, kamp ilerleyişi, benim anlatımım, kitaptaki sorular hoşuna gittiyse tabi açıklama kısmında satış linki kitabın mevcut buraya tek tıkla satın alabilirsin kitabı. 1 iki günde de eline geçmiş olur. Güzel kitabımız. Evet gençler, eğer hazırsak artık daha fazla lafı dolandırmayalım. Geçelim ders. Artık böylelikle 36. güne de merhaba demiş oluyoruz. 47. videomuzdayız gençler. Dile kolay 47. video kampın. Şimdi kesir problemleri. Öncelikle e, biz kesir problemlerine başlarken Kesri bir e, hatırlamamız gerekiyor. Burada A bölü B dediğimiz kesre denk olan kesir e, en genel haliyle AX bölü BX'dir. Hani ben sana e, bir kesrin değeri 2 bölü 3 ise diyeceğim mesela. Sen o kesre 2 bölü 3 diyemezsin. Yani sonuç olarak 4 bölü 6'nın da değeri 2 bölü 3'tür. Veya işte 6 bölü 9'un da değeri 2 bölü 3'tür sonuç olarak. Ya bunun gibi sonsuz tane yazabilirsin. bunları genelleyebilmek adına da biz diyoruz ki işte 2x bölü 3x'tir veya 2k bölü 3k'dır diyebiliyoruz. Tamam mı? Yani amacımız tamamen kesirin değerine odaklanmak. Eğer kesir değerine odaklanmak yerine sen o kesir değerini direkt olarak a bölü b yani direkt 2 bölü 3 alırsan işte o zaman bütün her şey dağılmış olur. Soruyu da çözemezsiniz zaten. Kesir problemlerinde soruda verilen ya da istenen bütünü işte bu yol olur, para olur, miktar olur, ne bileyim yapılan hız olur. Daha sonrasında işte ödenen para miktarı olur, değil mi? Bunların paydaların çarpımı şeklinde bilinmeyenlerle ifade etmek zorundayız. Bu şekilde çözeceğiz, bu şekilde yaklaşacağız sorularımıza. Tabii önce ilk sorumuz Şuradaki kesrin değeriyle alakalı olan bir soru olacak. Kazanın bakış 1'e beraber bakalım o yüzden. 3 bölü 4'e denk olan bir kesrin pay ve paydasından 8 çıkarılacak ve kesrin değeri de 2 bölü 3 olacak. Peki buna göre ilk kesrin pay ve paydasının toplamı soruluyor. Şimdi ilk kesrimiz bizim 3 bölü 4 değil. Değeri 3 bölü 4. İşte bundan kaynaklı da ben o kesri 3K bölü 4K biçiminde ifade ederim. Bu benim ilk kesrim. Şimdi bu kesrin payından da paydasından da ne çıkarılıyormuş? 8 çıkarılıyor. E yapalım o zaman. Şimdi 3K'dan da 8 çıkaracağız. E 4K'dan da 8 çıkaracağız. Ve bu kesrin değeri 2 bölü 3 olacak. Şimdi sen buraya 2X bölü 3X yazabilirsin. Tabii buna itirazımız yok. Eyvallah ama zaten burada artık işlemi sonlandırdığımız için sen x'leri sadeleştirebilirim hocam dersen ben de sana eyvallah güzel kardeşim sadeleştir tabi derim. Dolayısıyla sadeleştirilebilir artık burada. Şimdi ben içler dışlar çarpımı alırsam 9k eksi 24 eşittir 8k 16'yı yakalarız. Peki burada 8k'yı ben sol tarafa eksi 24'ü sağ tarafa atacak olursam ne kalır? k eşittir 8 kalır. Şimdi k'nın 8 olması gerektiğini bulduk biz. Benden istenen bilgiye bakıyorum bir de. İlk kesrin yani şunun diyor. Payıyla paydasının toplamı soruluyor. Yani 3K ile 4K'yı bir güzel topla demiş. Aslında benden 3K artı 4K nedir? E 7K'dır. E benden 7K isteniyormuş aslında. E şimdi ben zaten burada K'yı 8 bulmadım mı? Buldum. e 7K isteniyorsa madem öyle ben K gördüğüm yere 8'i yazarım. 7 kere 8 bana 56 cevabını verir. Sorumuz karşımızda cevabımız karşımızda mis gibi duruyor. Cevap 56 idi. Şimdi... Kazanım bakış 2'ye bakalım. Burada da burada da işte kesir problemlerinin aslına bakarsam böyle e, ilk çıkış anındaki problemler diyebiliriz. işte. hangi sayının 1 bölü 4'ünün 2 eksiği 1 bölü 5'inin 2 fazlasına eşittir. Denklem kurma problemleri de diyebiliriz buna. İstersen sayı problemi de diyebilirsin. İstersen kesir problemi de diyebilirsin. Zaten ben problemleri kategorize etmeye karşıyım. Problem problemdir abi. Problem çözülmesi gereken bir sorundur. Ee, sen sadece yöntemini değiştirirsin. İşte biz burada aslında kesirlerin kategorize etmiyoruz. Çözümleri kategorize ettiğimiz için kesir problemlerinin isimleri de pardon problemlerin isimleri de böyle çeşitleniyor. Hangi sayının diyor? Biz o sayı x diyelim mi? Şimdi x'in 1 bölü 4'ü demek bunu 1 bölü 4 çarp ya da 4'e böl demek. x bölü 4'ün 2 eksiğinden bahsetmiş. E o zaman 2 çıkardım ben. Diyor ki 1 bölü 5'inin... Yani artık burada cümle bitti bak. Hangi sayının 1 bölü 4'ünün 2 eksiği? Bitti. Sonra 1 bölü 5'inin diyor. Yani x bölü 5'in 2 fazlasına eşittir diyor. E cümle nerede bitmişti? Burada. E yeni cümle burada başlamıştı. O halde bunlar birbirine eşit olacaklar diyebilirim. Sen yani zaten bunları ustalıkla yapıyorsundur diye tahmin ediyorum. Yapamayan arkadaşlarım için de anlattım. Şimdi x bölü 5 burada daha küçük bir sayı. Yani şu pozitif sayılarla uğraşabilmek adına da x bölü 4'ten daha küçük olduğu için bunu sol tarafa eksi 2 sağ tarafa davet edelim olur mu? Böylelikle x bölü 4 eksi x bölü 5 gelir bak. Bu da artı 2 artı 2'den 4 yapar. Şimdi x bölü 4'ten x bölü 5'i bir çıkaralım beraber. Ee, hocam ben burayı 5 ile burayı 4'te genişlettiğim takdirde işte 5x'ten 4x'i çıkardım x kalır. Paydamız da 20'dir zaten eşittir 4 ise 20'yi de sağ tarafa postalarsam çarpım biçimde. Çünkü 20 orada bölüm durumunda karşıya çarp olarak geçer. X eşittir 4 kere 20'den 80 gelir. E hangi sayı diye sormuştu. Ben o sayıya X demiştim. X soruluyor demek ki cevabın 80'di. Tamam. Şimdi kazanım bakış 3'e bakacağız beraber. Bir öğretmen maaşının 1 bölü 3'ünü kiraya veriyormuş. Şimdi diyor ki. 1 bölü 3'ünü kiraya verdikten sonra verdi artık o para kayboldu. Kalan parasının yarısından bahsediyor. Mutfak masraflarına. Yine ondan sonra kalan parasının çeyreğini de fatura ödemelerine ayırıyor. Şimdi yarısı demek 1 bölü 2'si demek. E, çeyreği demek 1 bölü 4'ü demek. Değil mi? Ve geriye de 7500 lira parası kalıyor. Bununla da geçimini sağlayacak. Tamam mı? E, ev kirası kaç liradır diye sorulmuş bu öğretmenin. Şimdi şöyle ben öğretmenin maaşına eğer x dersem. Şimdi 1 bölü 3'ünü kiraya verdi ya. Ben maaşının 1 bölü 3'ünü düşünmeyeceğim. Çünkü onu verdi artık. Ben geriye kalan parasıyla ilgileneceğim. Dolayısıyla harcamalarını yaptıktan sonra geriye ne kadarı kalmıştır? Bunu bulursam çok daha başarılı bir şekilde soruyu çözmüş olurum. O yüzden iyi dinle. 1 bölü 3'ünü verdikten sonra kiraya ne kadar parası kalmıştır? Bunun 2 bölü 3'ü kadar kalmıştır. Tamam. Peki artık cebinde kalan parası bu. Bunun yarısını veriyorsa yarısı da cebinde kalıyordur. Cebinde kalan bunun yarısıdır o, 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 o halde. konuşamadım. Mutfak masraflarına vermiş. Bunun yine kalan parasının çeyreğini fatura ödemelerine ayırdıysa ne kadarı kalmıştır? 3 bölü 4'ü kalmıştır. Yani 1 bölü 4'ünü faturalara verdiyse 3 bölü 4'ü kalmıştır. Ve geriye kalan parası işte bu. Bu da 7500 liraymış. Bak ne kadar basit oldu. Sen burada 2'leri götürürsün, 3'leri götürürsün. Mis gibi tertemiz olur. Bölü 4 var. O bölü 4'ü karşı tarafa zıplatırsak x eşittir. 4 kere 7500 bana 30.000'i 30 verir. Tamam. Şimdi öğretmenimizin maaşını bulduk. 30.000 TL'ymiş. Güzel. Şimdi ne kadarı diyor ev kirasıdır? He tamam. Ev kirası ne kadardı? Maaşının 1 bölü 3'üydü. O zaman ben 30.000'i 30 3'e bölersem cevabı bulurum. Ev kirası hocamızın 10.000 TL'ymiş. Cevap hayırlı uğurlu ola. 160. sayfamızın sağ üst tarafındayız artık. Ve kazanın bakış dörde beraber bakıyoruz. Şimdi bir tel var. Bir ucundan boyunun 7 bölü 20'si kesiliyor. Daha sonra kalan telin diğer ucundan uzunluğunun 1 bölü 5'i daha kesiliyor. Şimdi son durumda telin orta noktası başlangıçtakine göre 22 birim kaydına göre. Telin başlangıçtaki boyu kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi iyi dinliyorsun beni. Öncelikle ee, soruya başlamadan önce... 10 santimetre uzunluğunda bir telimizin olduğunu düşünelim, tamam mı? sorudan bağımsız. Ben bunun sol ya da sağ ucundan 2 santim kestiğimizi düşünelim. Varsayalım ki sol ucundan 2 santim kestim, tel bu kadar kaldı yani 8 santimetre kaldı. Şimdi bu telin orta noktası 5. santimetresidir. Bu telin orta noktası 4. santimetresidir ve 5 santimetreden 4 santimetreye orta noktası 1 santimetre kaymıştır. Ben teli kadar kesmiştim? 2 santim kesmiştim. Bak 2 santimetre bir tarafından e, kayınca yani kesilince 2 santimetre tek taraflı. Tek taraflı. Kesilince 1 santimetre orta nokta kaydı. Orta nokta kaydı diyeceğiz tamam mı? Şimdi yani yarısı kadar kayacak. Yani sen bir ucundan e, örnek veriyorum 2K kadar mı kestin? O zaman K kadar kayacak abi. Tamam. Şimdi güzel. Bunu anladıysak Artık geçelim şuna 7 bölü 20'sinden bahsediliyor ve daha sonrasında 1 bölü 5'i kadarı kesiliyor. Varsayalım ki yani daha genel bir tabir olsun diye ben o telin uzunluğuna 100x diyeyim. Tamam mı 100x dedim abi 100x bizim telimiz. Şimdi bunun bir ucundan 7 bölü 20'si yani aslına bakarsan şöyle 5 ile genişlettiğim takdirde %35'i kesiliyor 35 bölü 100. %35'ini ben bir ucundan kesiyorsam şöyle göstereyim. Şurası tamamı 100x demiştik. Şurası 35x artık bura yok burayı kestim ben. Sonra da diyor diğer ucundan kalan telin 1 bölü 5'i. Kalan tel 65'ti. 65'in 1 bölü 5'i 13'tür. Diğer ucundan da 13 ikisi kadarı kesiliyor. Yalnız bak ben burada ne demiştim? Tek taraflı 2 santimetre kesince orta nokta 1 santim kayar. Ama burada iki taraflı kesmişiz. O zaman ben Şöyle diyeyim. Şu 35x bu taraftan kesilmişti ya 13x de bu taraftan kesildi. Aslına bakarsan 35'ten 13'ü çıkararak bir tarafından ne kadar eksilmiştir onu hesaplayabiliriz ki 22x kadarı kesilmiştir diyelim tamam mı? E 22x kadar kesince ne kadar kayacaktı? 11x kadarı kayacaktı. E ne kadarı kaymış? 22 birim. 11x eşittir 22 birim bak. Telin orta noktası 22 birim kaymıştı. Benden istenen Telin başlangıçtaki boyu. E telin başlangıçtaki boyu bu 100x'ti. O zaman şöyle diyorum ben. 11x 22 birimse yani x 2 ise 100x de 200 birimdir. Telin başlangıçtaki uzunluğu bize 200 birimin ta kendisini verecektir. Geldik kazanın bakış 5'e. Şimdi diyor ki bize hocam. Bir su deposunun içinde bir miktar su var. Depoya 500 litre su eklendiğinde deponun 1 bölü 9'u boş kalıyor. Depoya su eklemeyip 300 litre su boşaltılırsa deponun 1 bölü 3'ü dolu olarak kalıyor. E buna göre depoda başlangıçta kaç litre su vardı? Şimdi 1 bölü 9'u boş kalıyorsa aslına bakarsan 8 bölü 9'u da dolu oluyordur değil mi? Yani ben buraya şöyle diyebilirim. 8 bölü 9'u doluyor diyelim. Tamam mı? Şimdi depoda başlangıçtaki su miktarımız x olsun. Ben bu x'in üstüne 500 litre su ekleyince... Bu bana eğer depoya 9K dersem deponun 8 bölü 9'u 8K yapar. Bu bana 8K'yı veriyor diyelim. Tamam mı? Ama eklemeyip 300 litre su boşaltırsam diyor. O zaman da deponun 1 bölü 3'ü dolu oluyor diyor. Bunun 1 bölü 3'ü de 3K'dır demek ki 3K'ya eşit oluyormuş bu da. E şimdi ben bunu buna oranlarsam her iki tarafı birbirine oranlarsam bu oran buna eşit olacaktır. Yani şöyle şöyle bu oran 8 bölü 3'e eşit olacaktır. Bundan kaynaklı içler dışlar çarpımı yapılabilir artık. Yani 3x artı 1500 eşittir diyorum. 8x eksi 2400. E hocam buradan 3x'i sağ tarafa postalayalım. 5x kalsın. Eksi 2400 sol tarafa davet edersen 3900 gelir. Değil mi? Şimdi o zaman x kaç olur hocam? 780'in ta kendisi olur. Depoda başlangıçta ne kadar su vardır diye soruluyor. Ben x kadar su olsun diye zaten kabul etmiştim. X'i de 780 bulduğuma göre cevabım da budur. Geçtik diğer soruya. Kazanın bakış 6'dayız. Şimdi bir top 10 katlı halastar apartmanının 10. katından bırakılıyor. Her zıplayışında bir önceki düştüğü yüksekliğinde 4 bölü 5'i kadar zıplayan top 4. zıplayışında 256 birim yükseliyor. Buna göre halastar apartmanının yüksekliği nedir? Halastar apartmanının yüksekliğine x diyelim biz. Şimdi x dedim abi. x kadar yükseklikten düştü. Şurası nedir? x'in 4 bölü 5'i kadardır. Tamam. Ve artık tekrardan bu yükseklikten düşmeye başladı. Yani x çarpı 4 bölü 5'ten yükseliyor, e, düşüyor. Bu sefer yine 4 bölü 5'i kadar yükselecek. Yani bunun 4 bölü 5'i kadar. Şuraya geldiği zaman bunun 4 bölü 5'i kadar ve buraya geldiği zaman da bunun 4 bölü 5'i kadar yükselecek. Ve bu, bu bize 256'nın ta kendisini verecek. Çok güzel. Şimdi iyi dinle. 4, 4, 4, 4 çarparsam 256 gelir. E her iki tarafta 256 var. Bunları sadeleştirdim. 1 kaldı. Alt kısımda 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 bize 625'i verir. Bu da eşittir 1 ise x tabii ki de 625'tir. Yani Halaslar Apartmanı'nın yüksekliği burası kaçmış? 625 olacakmış sevgili arkadaşlar. Evet 160. sayfamızı da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Geçtik 161'e kazanım bakış 7'deyiz artık. Eliz bir kitabı bir kitabı 1 bölü 3'ünü günde 12 sayfa. Şimdi 1 bölü 3'ünü demiş bak. 2 bölü 5'ini demiş. Ve kalanını demiş. Tamam şimdi o zaman şöyle düşünelim mi? Bizim bu kitabımız bizim bu kitabımız şöyle yapalım. 15x sayfa olsun. Tamam 15x sayfa. Şimdi bu 15x'in 1 bölü 3'ü 5x'tir. 5x kadarını günlük 12 sayfa okumuş. Günde 12 sayfa. Tamam. Daha sonrasında 2 bölü 5'inden bahsetmiş. 15x'i 5'e böldüm 3x 2 ile çarptım 6x geldi. 6x kadarını günlük 20 sayfa okuyarak halletmiş. Ve kalanını 5x'i okuduk, 6x'i okuduk, 11 xi kadar okuduk. Ne okuduk? E kitabın tamamı zaten 15x'ti, değil mi? E, 15x'in 11x'ini okuduysam geriye 4x kalmıştır. Kalanını da günlük 15 sayfa okumuş demişti. 15 sayfa okumuş ve 59 günde bitirmiş. Şimdi kaç gün sürdüğünü ben şunları kullanarak nasıl hesaplayabilirim? Şöyle hesaplarız bak. 5x sayfayı bir günde 12 sayfa okuyarak 5x bölü 12 kadar zamanda bitiririm. Artı 6x sayfayı günlük 20 sayfa okuyarak bu kadar zamanda bitiririm. Ve 4x sayfayı da günlük 15 sayfa okuyarak bu kadar zamanda bitiririm. Ve bunların toplamı da bana 59'un ta kendisini verir. O zaman bunları bir toplayalım. Değil mi? 12, 20 ve 15. Bunların en küçük ortak katı 60. Dolayısıyla ben bunu 5 ile bunu 3 ile. Bunu da 4 ile genişletmek istiyorum. 5 ile genişletirsem 25x, 18x ve 16x gelir. Paydamız neydi? 60. Eşittir 59'muş. Şu x'li terimlerin katsayılarını bir toplayalım. 25, 18 daha 43, 16 daha 59 yapar. Dolayısıyla 59x bölü 60 eşittir 59 sa her iki taraftaki 59'lara bay bay diyelim. Hop burada 1 kaldı. 60'ı da karşı tarafa çarpım olarak gönderirsem x 60 olacaktır. Kitap kaç sayfadır diye sorulmuştu. Ben ikisi buldum. Aa, kitabın 15 x sayfa olduğunu başlangıçta peşinen kabul etmiştim. O halde 15 çarpı 60'tan çünkü x 60 buldum. Kitap 900 sayfalık bir kitapmış arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur. 900 sayfayı 59 günde rahat biçimde bitirebiliriz aslında. Evet, kazanım bakış 18'deyiz e, artık. Özür dilerim. 18 diyordum. 18 beni andı. Devam. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1/3'ü bir birer erkek öğrenciyle, erkek öğrencilerin 1/4'ü bir de birer kız öğrenciyle aynı sırayı paylaşıyor. Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 6 olduğuna göre sınıftaki toplam sıra sayısı Şimdi kız öğrencilerin 1/3'ünden bir bahsediyor. E, birer erkek öğrenciyle oturuyor. Erkeklerin de 1 bölü 4'ü birer kız öğrenciyle oturuyor. Şimdi e, kızların birer erkek öğrenciyle oturduğu sıra sayısıyla e, erkeklerin birer kız öğrenciyle oturduğu sıra sayısı birbirine eşit olmak zorundadır değil mi? Bundan kaynaklı ben kızların sayısına sınıftaki kızların sayısına 3x dersem sınıftaki erkeklerin sayısına da doğal olarak 4x derim. Çünkü bunun 1 bölü 3'ü x'tir bunun 1 bölü 4'ü x'tir. İşte bu x tane kız ve x tane erkek aynı sırayı paylaşıyorlar da diyebiliriz. Peki bu sınıfta 2 erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 6'ymış. Şimdi dur bir dakika. Toplam 4 x tane erkek vardı. Bundan x tanesini çıkardım. 3 x tane erkek var. Bu 3 x tane erkek her biri erkek arkadaşlarıyla oturuyor. Yani şöyle diyebilir miyim? E, 6 tane sırayı paylaşıyorlarsa bunlar 6 her birinde ikişer kişi oturuyor 6 kere 2 12 işte bu 12 şuradaki kişi sayısına. Yani 3x'e eşittir ki x buradan kaç gelir? 4. Tamam, i̇kisi 4 bulduk. E diyor ki sınıftaki toplam sıra sayısı artık sadece şunu yapacağım. Bu sınıfta kaç kişi var? 3x artı 4 xten 7x kişi var. Yani 7 kere 4'ten 28 kişi var. E her bir sıraya ikişer kişi oturuyorsa ben kişi sayısını 2'ye bölersem 14 gelir. Demek ki 14 tane sıra vardır bu sınıfta diyebilirim gönül rahatlığıyla. Geldik kazanın bakış 9'a. Ee, ne diyor bir bakalım. Şimdi bir şirkette incelenmek üzere 255 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaştırılmış arkadaşlar. Emin payına düşen sayıda dosyayı inceledikten sonra e, izne ayrılmış. Ve 8 çalışan ise işten ayrıldığı için hiç ama hiç dosya incelememiş. Tamam Şimdi şöyle olay ee, 8 çalışan işten ayrılıyor Bunlar hiç dosya incelemiyor. Emin kendi payına düşeni görevi yapıyor ve ben izne ayrılıyorum diyor. Geri kalanlar yani izinde olmayan çalışanlar, o 8 tane ayrılan ve Emin yani toplam 9 kişi hariç işten ayrılan bu kişilerin dosyalarını da eşit olarak paylaşmışlar ve bu dosyalar ile başlangıçta kendi paylarına düşen dosyaları incelemişler. Emin bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısını kadarını incelemiş. Şimdi şöyle. Tamam. Ee, buradan hareket edebiliriz Çünkü şu cümle bizim için çok değerli Emin bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının Yarısı kadarını incelediğine göre Burası bizim için değerliydi Beni iyi dinliyorsun İşine geldiği gibi Kolay olacak şekilde e, Sayıları seçersen Çok daha basit hareket etmiş olursun İyi dinle şimdi beni Bu şirkette x artı 8 tane çalışan olsun x artı 8 tane çalışan var Tamam Şimdi Emin de Emin dediğimiz arkadaşımız da bu A tane dosya incelemiş olsun. A tane dosya incelemiş olsun. Şimdi abi Emin A tane dosyayı inceledi. O izne ayrıldı zaten. E 8 tane çalışan da komple işten ayrılmıştı. E, o zaman X artı 8 tane çalışandan Emin ve işten ayrılanlar ayrılırsa 9 eksilteceğim ve X eksi 1 tane çalışan kalmış olacak. Şimdi X eksi 1 tane çalışan da kaç tane dosya inceler? 2A tane dosya inceler. Değil mi? Ama mantıklı. Niye? Çünkü Emin diğer iş arkadaşlarının yarısı kadarını incelemişti. E o halde tüm dosya sayısını nasıl bulurum? Emin tek kişiydi zaten. A artı x eksi bir tane çalışan da 2A tane dosya incelemiş. Değil mi? 2A tane dosya incelemiştir. E Bu da 255'tir. Ya şimdi hocam, ben hala bu konuda zorlanıyorum çünkü hem a var hem x var yani iki değişken varken ben bunu çözemem, değil mi? Ya ben de çözemem. Ben <laughs> merak etme, hani ben de çözemem şu durumda. Peki ne yapacağız hocam? Sen de çözemiyorsan biz nasıl çözelim? Şimdi bu e, a artı x eksi 1 çarpı 2a toplam dosya sayısı ya bu toplam dosya sayısını bir şekilde daha ifade etmem gerekiyor benim. Nasıl? Hiç işten ayrılmayanlar olmuş olsa. Yani işten ayrılanları düşünme. Emin'i de düşünme. Yani Emin de kendi görevini yapıp kenara çekilmemiş. Ben izne gidiyorum arkadaşlar demediğini düşün. Toplam 2 artı 8 tane çalışan vardı ve Emin başlangıçta zaten paylaştırılan dosya kadarını incelediği için o halde ben diyorum ki bu x artı 8 tane çalışan hepsi A tane dosya incelemiş olsaydı hepsi ayrı ayrı A tane dosya incelemiş olsaydı zaten 255'i tamamlayacaklardı. Çok güzel. Şimdi artık ben şurayı, şuna, şuna eşitleyerek ee, hem A hem de X arasında bir bağıntı bulabilirim. Ya da bir değişkenden komple kurtulabilirim. Hadi yapalım. Şimdi ben burayı A parantezine alacak olursam gençler. Sol tarafı A parantezine alıyorum. A parantezinde şurada ne kalır? 1. Şurada ne kalır? 2 parantezinde x eksi 1 kalır. Eşittir diyorum. A parantezinde X artı 8. E her iki tarafı A'ya bölelim o zaman. Çünkü incelenen dosya adedi olduğu için sıfırdan farklıdır. Jort, jort. gitti mi gitti. Şu an elimizde sadece x kaldı ve bir denklem var. Bir tane denklem. X'i buluruz biz. Şimdi 1 artı 2x eksi 2 eşittir x artı 8. Buradan 2x eksi 1 x artı 8'e eşit gelecektir ve x eşittir görünüyor mu görünüyor x eşittir 9 olacaktır x 9'muş arkadaşlar yani bu şirkette bu şirkette x artı 8 yani 9 artı 8'den toplam ilk başta 17 tane çalışan varmış. Değil mi? Yani 17 tane çalışan vardı. Ben 255'i 17'ye bölersem A'yı da bulurum değil mi? Herkesin incelemesi gereken dosyayı da bulurum. 255'i 17'ye böldüğüm takdirde 25'in içerisinde 17 bir defa. Kalan 8, 85'in içerisinde 5 defa. A'da 15'miş. E bana diyor ki Emin'in incelediği dosya sayısı. E şimdi Emin'in incelediği dosya sayısı ben zaten A demiştim. A'yı da buldum zaten. Demek ki doğru cevabımız 15 olacakmış arkadaşlarım. Evet bunu da bu şekilde çözdük ve 10. kazanım bakışa geçtik. Hadi beraber düşünelim şimdi. Elif'in parasının 2 bölü 3'ü. Elif. Elif'in parasının 2 bölü 3'ünden bahsettiğine göre ben Elif'in parasına 3A diyeyim. Tamam mı? 3A dedim. Niye? Yani bölü 3'ü kolay alınabilsin diye. Gürsel'in parasının 1 bölü 4'ün o zaman Gürsel'e ne diyelim sen söyle. 4'e bölünebilen bir sayı seçelim. Küçük de olsun. 4B diyelim. E, ee, yükselin parası. Bir de yüksel var. Yarısı diyor. O zaman bunu da 2C seçelim. Kabul mü? Şimdi Elif'in parasının 2 bölü 3'ü yani 3'e böl 2 ile çarp diyor. E, 3A'yı 3'e böl A. 2 ile çarp 2A. Elif'in parasının 2 bölü 3'ü 2A. Gürsel'in parasının 1 bölü 4'ü B. Ve yükselin parasının yarısı C. İşte bunlar birbirine eşitmiş çok güzel yani 2A B'ye eşit B de C'ye eşitmiş. şimdi B C eşitse örnek veriyorum ben hepsini B cinsinden yazarım. Bu 4B olsun. C B'ye eşitse burası 2B olur. E, şimdi B dediğimiz şey 2A'ydı değil mi? B dediğimiz şey 2A'ydı. E, hatta hepsini A cinsinden yazalım. Ya. Niye, niye B cinsine yürüdük ki? Burası 3A'dır. B 2A ise bu 8A'dır. C de 2A ise bu da 4A'dır. Ha, tamam daha iyi oldu. Bak hepsini A türünden Kesirlerle uğraşmadan e, halletmiş olduk. Şimdi diyor ki Gürsel diyor yani şu, şu kadar parası olan kişi e, parasının x lirasını Elif'e, y lirasını Yüksel'e verince üçünün de paraları eşit olmuş. Üçüncü paraların eşit olabilmesi için şunları topla bakayım. Toplam 15A kadar paraları var. 3'e böl, 5A. Yani hepsinin parası 5A olunca eşit olurlar. E şunun parasının 5A olması için ne kadar para vermesi lazım? X kadar yani 3A kadar. Pardon 2A kadar. 5A olması için. E şuradan şuraya 5A olması için Y'nin de A olması lazım. Değil mi? Yani toplamda 3A kadar parayı dağıtınca arkadaşlarına hepsinde 5A kadar para oluyor. E diyor ki X bölü Y oranı. E böl bunları birbirine 2A'ya 2 A'ya böldüğün takdirde 2 gelecektir. Doğru cevabımız da budur. Ve gençler artık kazanın bakışın son sorusundayız. Nur, matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konularına göre ayırıp aşağıdaki gibi bilgisayarında dosyalamış. Peki. Şimdi burayı iyi dikkatli okuyalım. Görsel de bizim için şu an çok kıymetli. Nur'un dosyalama işlemine göre matematik adlı klasör içinde 5 klasör bulunmakta ve toplamda da 6 tane klasörümüz görünüyor ekranda. Bu 6 klasör içinde bulunan dosyaların büyüklük oranı oranları şimdi matematik klasörünün 1 bölü 4'ü kadarı bölme klasöründe. Bölmenin 1 bölü 2'si problemlerin 1 bölü 3'ü denklemlerin 1 bölü 4'ünden falan bahsetmiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim 4 var bölü 2 demiş bölü 3 demiş garanti olsun diye ben şey diyeyim mi bunların tamamına şimdi 1 bölü 4'ünden falan da bahsetmişiz ya. Yani 24K denilebilir. 48K denilebilir. 90, 96K diyelim mi ya? Gel 96K diyelim hadi. Garanti olsun. Matematik adlı klasörün tamamı 96K. Şimdi bunun 1 bölü 4'ü kadarı bölme klasörün demiymiş. 96'yı 4'e böl. 24. O zaman bölme 24K'ymış. Tamam. Ya yani sen burada istersen farklı bir şey diyerek başla. Gene aynı cevabı bulursun bu arada. Sıkıntı yok. Şimdi diyor ki bölme klasörünün yarısı 1 bölü 2'si problemlerde diyor. E bunun yarısı zaten 12'dir. Demek ki problemlerde 12K kadarmış. Problemler klasörünün 1 bölü 3'ü fonksiyonlarda diyor. Ha bak sıradaki değil ha ona dikkat et. Fonksiyona geçmiş oradan atlamış. Bunun 1 bölü 3'ü 12K'nın 1 bölü 3'ü nedir? 4K'dır. Demek ki bu da 4K'ymış. Diyor ki denklemler klasörünün 3 bölü 4'ü sayılar klasöründe. Ha şimdi dur. Denklemleri ben... eee K'lı seçemeyeceğim. K'lı seçemeyeceğim. Şöyle diyelim. Ben buna 4M dersem 3/4'ü 3M yapar. Demek ki burası 3M'miş. Tamam? Güzel. Şimdi buna göre tüm klasörler içinde hangilerinde bulunan dosya büyüklüğü birbirine eşittir diye sorulmuş. Ya abi şimdi tamamı 96K değil miydi matematik klasörünün? Yani şunların toplamı bana 96'yı vermek zorunda. E 24 burada, 12 burada etti 36, 4 daha 40 geldi. Yine söylüyorum tamam mı 96'ydı. 96'dan 40 çıkar 56. Demek ki şu 4m ile 3m var ya 7m. İşte bu bize ne kaç k'yı verecekmiş? 56k'yı. O zaman m nedir abi? 8k'dır. m 8k ise şu kaçtır denklemler? 32k'dır. Ee, şurada m 8k ise bu 24 k'dır. E hangi ikisi birbirine eşittir diye sorulmuştu bize. O halde ben şöyle diyebilir miyim gençler? Şu kalsın şunu yapalım. 24k'lık bölmeyle 24 kaldık sayılar birbirine eşittir. Demek ki cevabımız ne olacak? Bölme ile sayılar birbirine eşittir diyeceğiz. Bölme eşittir sayılar klasörünün büyüklüğü diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım. Evet Kalemi yuvasına oturttuk ve artık e, bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Gelecek kısımda diğer videoda kesir problemlerinin e, ÖSYM bakış kısmını çözeceğiz. Birbirinden güzel burada da kaç tane sorumuz var hemen söyleyeyim 10 tane sorumuz var 3 sayfada ama ciddi anlamda güzel sorular o yüzden e, bu dersler kıymetli bunları çok iyi dinlemende fayda görüyorum. Evet gençler sonraki dersimizde görüşmek üzere sizleri çok seviyorum hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.